nelerin yapıldığı, nelerin yapılmadığı, bizatihi laboratuvar olarak ne görmemiz gerekiyorsa fazlasıyla o bölgede yaşadık, bizzat şahit olduk ve bunu da bir rapor haline getirdik. 2000 öncesi yapılarımızla ilgili, mevcut yapı stoklarımızla ilgili ciddi bir problem olduğunu bizzat yerinde bir daha şahit olduk. Çünkü hem Hatay'da, hem Maraş'ta, hem Antep'te, hem Şanlıurfa'da, yani bu depremin etkilediği tüm coğrafyada %95 oranında, hatta bazı yerlerde %98 oranında, bazı yerlerde %90 civarlarında, ortalama %95 oranında 2000 öncesi yapıların yıkıldığını söylemiyorum, göçtüğünü söylüyorum. Yani bütün can kayıplarımızın orada olduğunu söylüyorum. Bu şu demek değil, mevcut yapılarımız hasar almayacak mı? Mevcut yapılarımız özellikle deprem tasarım sınıfına göre hesap yaptığımızda deprem tasarım sınıfları da aşıldı. Dolayısıyla ciddi hasarlar görüldü. Deprem açısından riskli olan bölgeler için söylüyorum. Periyodumuz 475 yıl, tasarım sınıfı açısından söylediğim şey bu. Bu Adapazarı'nda 0.45 G'ye tekabül ediyor. Yani yapı ağırlığının %45'i. Ama sizin mevcut Kahramanmaraş depremlerinde 1.3'e, 1.4'e çıkan durumlar söz konusu. Yani deprem tasarım sınıfları da aşılmış bir deprem. Yani 475 yıl önce olmuş bir deprem, 475 yıl sonra olmuş. Bu büyüklükteki bir deprem olmuş ama 8 saat arayla 475 yıl sonra olması gereken bir deprem daha olmuş. Yani bu bir asırların felaketi. Bunu bir koymamız gerekiyor. Bundan sonrası ne yapacağımızı söylüyorum. Bizim tespitimiz, sahadaki tespitimiz, mevcut yapı stoklarımızın bir an önce depreme dayanıklı yapı tasarımı haline getirilmesi gerekiyor. Gördüğümüz hasar biçimleri, hasar boyutları, yapılan hatalar, imar planlarındaki eksiklerimiz, malzeme seçimindeki hatalarımız, mühendislik hatalarımız, mimari hatalarımız, bütün bu müteselsiyle yukarıdan aşağı her şeyin sorgulanması gerekiyor. Tamam, bir yönetmeliğimiz var, 1975 yönetmeliğimiz var ama özellikle mühendislik hizmeti almamış yapı sayımız çok, stoğumuz çok. Özellikle kırsal için söylüyorum. İnsanların kendisiyle ilgili meselesi, oturdukları binalarla ilgili durum tespitlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim böyle bir şeyimiz var, bile bile biz mezarımızda oturuyoruz. Bile bile mezarımızda oturuyoruz. Yani yeni depremlerle karşılaşacağız. Daha ciddilerle de karşılaşacağız. Ama buna biz hiç hazır değiliz şu anda. Yani 99 oldu, hazır olmadığımız görüldü. Şimdi 6 Şubat yaşadık. Kaç 6 Şubat yaşayabiliriz bilmiyorum ama bizim yapı stoklarımız kötü. Bu sebebi ortaya doğru koyarsak, çözümü de doğru koyarız. Biz henüz daha sebebi doğru koymadık. Yani mevcut şehirlerimizdeki yapımızı bilmiyoruz. Bilmediğimizi zannediyoruz. Aslında biliyoruz. Yani nereye elimizi atsak elimize gelecek. Beton kalitemiz kötü. Donatı yetersiz. Zemin şartlarımız kötü. O anda projelerimiz açısından, yönetmelik açısından uygulasak belki ayakta kalabilecekti ama onu bile uygulamadık. Yani o zamanki beton, 2000 öncesi beton, elle ve tükülen bir beton. Yani şu anki nereden karot numunesi alsanız 8-9'lar mertebesinde çıkıyor sizin beton ortalamanız. Bu ne demek? Bu ne demek? Dayanım yok demek. Bizim stoğumuz deprem dayanımları düşük. Donatı sargıları düşük. Zemin koşulları tamamen afaki yapılmış değerlendirmeler. Bütün bunlardan mevcut yapıların, mevcut stoklarını ortaya koyacağız. Bu kadar basit. Yani bizim şehirlerimizi kurtarmanın yolu bu. Hatta ülkemizi kurtarmanın yolu. Bu beka sorunu ya.